Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerine tek ve çift sayılar konumuz ile devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda ifadelerini vermiş buna göre hangileri tektir diye sormuş, sormuş bize. Şimdi 3 üzeri 108, 3 sayısı tek bir sayı. Tek sayının kaçıncı kuvvetini alırsak alalım. Yani bütün tek sayıları aynı tek sayıyı istediğimiz defa çarpalım. Yine aynı şekilde burası tek gelecektir. Yani 3 üzeri 108 tek geldi. Şimdi 21 faktörele baktığımız zaman da şöyle düşünelim. Mesela 5 faktöriyelden, 5 faktörel biliyorsunuz 120. 6 faktörele aldığımız zaman 6 faktörel 6 çarpı 5 faktörel. Sonuçta bu şekilde devam ediyor. Bir tanesini bile zaten düşünmemiz yeterli. 5 faktöriyel 120 çift bir sayı. Çift bir sayı istediğimiz kadar 21'e kadar çarpalım. Her türlü buradaki ifademiz 21 faktöriyel çift gelecek. Çünkü içinde çift sayılar var. Bir tanesinin bile çift olması yeterli. Dolayısıyla 21 faktöriyelin çift olduğunu söyleyebiliriz. Çift ile tek sayı topladığımız zaman da sonuç tek geldiği için evet birinci öncülümüz tektir diyoruz. 2 üzeri 109 demiş. İstediğimiz kadar yani 109 defa 2 sayısına çift sayı çarptığımız zaman sonuç yine çifttir. 7 üzeri 0 1 yani burası tek sayı geldi. Çift sayıdan tek sayı çıkarttığımız zaman yine tek geldiği için ikinci öncülde aldık. Üçüncü öncülümüzde A çift sayı B tek sayı tek pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Bu işlemin sonucu. Şimdi A çift B'nin tek olduğunu biliyorum. Çiftle tekin çarpımı da yine aynı şekilde çift geldi. Şimdi burada yine aynı şekilde çiftle çifti topladık. Çift çiftle teki topladık. Yine aynı şekilde sonuç tek gelecek. O yüzden 3. öncülümüzü de aldık. Bu yüzden de cevabımız 1, 2 ve 3 geldi. İkinci sorumuza bakalım. A, B, C, D, E tam sayılardan sadece birisinin çift olduğunu söylüyor. Buna göre toplamın sonucu tek olduğuna göre çift olan sayı hangisidir? Şimdi burası zaten 6 DE ifadesine baktığımız zaman 6 çift olduğu için bu çarpım kesinlikle çifttir. Burasının da o zaman tek olması lazım ki tekle çifti topladığında sonuç tek gelsin. O zaman A, B, C ve E'nin çarpımı burada tek olduğuna göre bunların her biri tek olmak zorunda. Bir tanesi bile çift olursa cevap çift olur çünkü. Her biri bunların tek olduğuna göre o zaman geriye kalan bir tek D sayısı zaten bir tanesinin çift olduğunu söyledi. Bir tek o zaman D sayısı çift sayıymış diyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. ABC birer tam sayıdır. Buna göre ABC sayılarının tekli ve çiftliği ile ilgili bizden sıralamayı burada istemiş. Şimdi 2A eksi 3B. A ne olursa olsun 2'den dolayı 2A kesinlikle çift sayıdır. 2 çift olduğu için. Çift sayıdan neyi çıkartmalı ki cevap çift gelsin. Çiften teki çıkartırsa eğer cevap tek gelir. Çiften çifti çıkarırsa bir tek çift geleceği için 3B sayısı çift sayı. Dolayısıyla burada 3B'nin çift olabilmesi için B'nin kesinlikle çift olması lazım. Çünkü 3 tek sayı. B çift olmalı ki çarpım çift gelsin. B'nin burada çift olduğunu bulduk. Daha sonra buraya bakalım. A, B ve A, C demiş. Şimdi A'nın burada ne olduğunu biz bilmiyoruz. 2 A'nın çift olduğunu söyledik. Bir tek B'nin çift olduğunu bulduk burada. B çift ise A, B çarpımda mutlaka çift olmalı. Bir tanesi zaten çift geldi. Bu sayı iki sayının toplamının tek olabilmesi için A, C de o zaman mutlaka tek olmak zorunda. Tekle çiftin toplamından tek gelsin. A çarpı C tek. İkisinin de tek olması lazım ki cevap tek gelsin. Bir tanesinin bile çift gelmesi cevabı çift yapardı. O zaman A tek, B çift ve C tek olacağı için tek, çift, tek yani B şıkkı doğru cevabımız olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. A bir tam sayı ve 5A artı 3 toplamı ise bir çift sayıdır demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bu toplam çift. Buradaki 3 sayısının zaten tek olduğunu biliyorum. 5A da tek olmalı ki tekle tekin toplamından cevap çift gelsin. O yüzden 5A tekse 5 zaten tek. O zaman A da kesinlikle tek olması gerekiyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. 7A. A zaten tek olduğu için 7A da tek. Tekten çifti çıkarttığında cevap tektir. Birinci öncül doğru. A kare A tek olduğu için karese yine aynı şekilde tek. Tek sayı ile yine aynı şekilde A tek tekle teki topladığında cevap kesinlikle çifttir. İkinci öncül de doğru. A tek 4 burada çift olduğu için tek ile çiftin toplamından cevap tektir. Üçüncü öncülümüz de doğru olduğu için cevabımız E şıkkı geldi. Beşinci sorumuzda x ve y birer rakamdır demiş. Buna göre çarpım çift sayıdır. Şöyle diyelim burası çift sayı. X alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada 2y'ye baktığımız zaman y ne olursa olsun 2'den dolayı burası kesinlikle çift. 1 de tek olduğuna göre çiftle tekin toplamı kesinlikle tek. O zaman burası çift olması gerekiyor ki çiftle tekin çarpımı çift gelsin. Dolayısıyla biz x eksi 3'ün çift olduğunu bulduk. Şimdi x ve y rakam olacak şekilde x'in alabileceği değerler. Çift olarak ne yazabilirim? Mesela ben x'e rakamlardan 1 yazarsam eğer eksi -2 çift sayı. 3 yazarsam 0 çift sayı. 2'şer 2'şer artıracağım 5 7 ve 9 her birini yazdığımız zaman sonuç çift sayı olacak şekilde yazabileceğim rakamlar bunlar. Bunların da toplamını bizden istediği için de cevabımız 25 geldi. 6. sorumuzda A ve B birer tam sayı olmak üzere 2A artı 3B toplamı tek ve bu farkında tek sayı olduğunu vermiş. Buna göre hangileri her zaman çift sayıdır diye soruyor. Şimdi 2A'nın A ne olursa olsun 2'den dolayı burasının çift olduğunu biliyoruz ve bu toplamın tek sayı olabilmesi için de 3b'nin kesinlikle tek olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla 3b eğer tek ise 3 zaten tek olduğu için b'nin de burada tek olduğunu bulduk. Daha sonra buradaki farkın da yine aynı şekilde tek olduğunu vermiş. Şimdi biz şöyle diyelim a'nın tek olduğunu biliyoruz. c ile ilgili herhangi bir bilgimiz yoktu burada. a'nın b'nin tek olduğunu biliyoruz. a'nın ise tek ya da çift olma ihtimalleri var. Şimdi buradaki her zaman çifttir ifadesini de şöyle yapalım. C eksi A çarpı B'nin tek olması gerektiğini biliyoruz sadece. Ve burada da B'nin tek olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki değerimizin tek olabilmesi için mesela çiftten çifti çıkartırsa çift gelir. Tekten teki çıkartırsa yine çift gelir. Bu ifadenin tek olabilmesi için birinin tek birinin çift olması gerekiyor. Çift eksi tek ya da tek eksi çift ancak teki verecek çünkü. Şimdi ben eğer A'ya Burada şöyle söylersem mesela A'nın C e, çift olma ihtimalini düşünürsem eğer çift çarpı tekten tek gelecek. Dolayısıyla burasının tek yine aynı şekilde tek e, çift olması lazım ki çift eksi tekten cevap tek gelsin. Bu şekilde olabilir. Ya da eğer A tek ise tekle tekin çarpımı tek. Burası o zaman C çift olmalı ki çift eksi burada tekten yine cevap tek gelsin. Yani burada şöyle söyleyebiliriz B kesinlikle tek zaten A çift de olabilir tek de olabilir. C ise her türlü çift geliyor. Şimdi buna göre şöyle bakalım buradakinin çift olduğunu çift eksi burasının şöyle bir hata yaptık sanırım. A çarpı B burada çiftle tek dedik. C tek olması lazım. Çünkü çarpımları zaten çift tek eksi çiftten tek gelecek. İhtimaller bu şekilde. B her türlü tek sayı, A çift olduğuna C tek, A tek olduğuna ise C çift gelecek. Buna göre yorumlayalım şimdi. A eksi C demiş. Şimdi A'nın burada iki ihtimali düşüneceğim. B zaten tek olduğu için hiçbir etkisi yok burada çift olması için. A eksi C. Birinin tek birinin çift olduğunu söylüyoruz ya da burası çift burası tek. Fark etmez. Tek eksi çiften burası her türlü tek gelecek. B de tek olduğu için bu sonuç kesinlikle tektir. Her zaman çifttir diyemem. Toplama bakalım. A artı B artı C. B zaten tek bunu biliyoruz. Birini tek, birini çift aldığımız zaman yerleri değişse de fark etmez. Sonuç olarak bu toplam tekle tekin toplamı çift, çiftle tekin toplamın, çiftle çiftin toplamından yine çift geldi. Yani burası kesinlikle çifttir diyoruz. Dediğim gibi yerleri değişmiş olsa da burası çift, burası tek olsa da yine toplam çift gelir. Çarpımlarına bakalım. A'nın burada B'nin tek olduğunu biliyoruz. A ya da C'den de birinin çift olduğunu biliyoruz. Yani bu tekse bu çift ya da burası çiftse burası tek. Sonuç olarak bir tanesinin çift olması bu çarpımı zaten çift yapacağı için üçüncü öncü de kesinlikle çifttir diyoruz. O yüzden de cevabımız 2 ve 3 geliyor. 7. soruda M elemandır 2 ve 3 demiş. N elemandır 5 ve 8. K elemandır 4 ve 9 olmak üzere. Bu çarpım tek sayıdır diyor. Şimdi bunun tek olabilmesi için o zaman bu bunların her birinin mutlaka tek olması gerekiyor ki çarpım tek gelsin. Buna göre bizden toplamını istemiş. Şimdi şöyle diyelim. Mesela burada 2N ifadesinden yola çıkalım. 2N artı K'nın tek olduğunu biliyorum. N burada ne olursa olsun 2'den dolayı burası kesinlikle çifttir. Dolayısıyla K tek olmalı ki çift artı tekten cevap tek gelsin. Biz buradan K'nın tek olduğunu bulduk. Şimdi K'nın da bize K'nın elemanları da 4 ve 9 demişti ve tek olduğunu bulduğumuza göre o zaman K elemanı kesinlik K değeri kesinlikle 9'muş. Daha sonra buradaki ifade de mesela k'yı kullanabilirim. k artı 3m'yi kullanalım. k artı 3m'nin tek olduğunu biliyoruz. k zaten tek olduğunu söylemiştik. 3m de o zaman çift olmalı ki çiftle tekin toplamından cevap tek gelsin. 3m çift ise 3 tek olduğu için m çift olmak zorunda. m çift ise m hangi elemanlar olabiliyordu? 2 ve 3 olabiliyordu. Çift olacağı için m'nin de 2 olduğunu bulduk. m eksi n'ye bakalım şimdi. m eksi n'nin Tek olması gerekiyor. M zaten çift sayı. Çift sayıdan tek sayı çıkartırsa ancak tek geleceği için N'nin de tek olduğunu bulduk. Dolayısıyla N sayısı o zaman 5 ve 8'den 5 değerini alacak tek geldiği için. Bizden bu değerlerin toplamını istediği için de cevabımız 16 oldu. 8. sorumuza geldik. A ve B sıfırdan farklı tam sayılardır demiş. Buna göre hangileri daima doğrudur? Şimdi burada bir içler dışlar çarpma yaparsak 2A artı 5 eşittir A çarpı B. A ne olursa olsun 2 çarpan olduğu için burası çift sayı 5 tek sayı. Dolayısıyla çiftle tekin toplamından buradaki ifademiz kesinlikle tektir diyoruz. A çarpı B'nin tek olduğunu biliyorsak o zaman ikisi de mutlaka tek olmak zorunda ki çarpımları tek gelsin. O zaman A ile B'nin toplamı çifttir. Evet tekle teki topladığımız zaman cevap çifttir. Birinci öncülümüz doğru. B tektir demiş. Evet. A sayısının negatif olduğunu söylemiş. Biz burada sadece sıfırdan farklı olduklarını biliyoruz. Negatif de olabilirler pozitif de olabilirler. Bunu bilmediğimiz için daima doğrudur diyemem. O yüzden cevabımız 1 ve 2 gelir. 9. sorumuza bakalım. A ve B çift sayı. C'nin ise tek sayı olduğunu vermiş. Buna göre hangileri daima doğrudur? Şimdi A ve B ikisi de çift olduğuna göre çarpım çifttir. Çifti 2'ye böldüğümüz zaman. Şimdi bunları ayrıntılı olarak düşünmemiz lazım. Mesela A ve B'den bu çarpım her zaman mesela çarpımları burada çift olduğunda biri tek biri çiftken de çarpım çift gelebilirdi. Ve 2'ye böldüğümüz zaman durum değişir. Mesela şöyle olsaydı biri 2 olsa mesela biri 3 olsa çarpım çift. Çifti 2'ye böldüm. Buradaki cevap 3 yani tek geldi. Ya da şöyle olabilir. Mesela ikisinde de burada çift olma durumunda biri 2 biri 4 olduğunda mesela ya da ikisi de 2 iki olsun fark etmez. 2'ye böldük. Buradaki oran ne geldi? 4. Yani çift geldi. O yüzden de burada çifti çifte böldüğümüz zaman cevap tek de gelebiliyor, çift de gelebiliyor. Ama bize verdiği durum biraz sınırlı verilmiş zaten. A ve B'nin çift olduğunu verdiği için buradaki ifademiz her türlü çift gelmek zorunda. Bu şekilde de olabilir, bu şekilde de olabilir ama bize dediğim gibi A ve B çift olduğu için ikisi de çift olacak şekilde herhangi iki tane sayıda olsa yine cevap çift gelecek. Dolayısıyla burası çift geldi. C'nin de tek olduğunu bildiğimiz için çiftle tekin toplamından burası tek oldu. Dolayısıyla birinci öncülümüz kesinlikle doğrudur diyoruz. İkincisine bakalım. A ile B'nin toplamı. Şimdi bunlar zaten çift sayılar. Topladık çift sayı geldi. C'nin tek olduğunu biliyoruz. 2C'den dolayı burası da çift. Şimdi burada çift eksi çiftten yine aynı şekilde çift gelecek. Çifti 2'ye böldüğümüz zaman buradaki cevabımız tek mi olur, çift mi olur? Ona bakalım. Mesela buradaki ifademiz çift olduğunda bu sonuçta toplama işlemlerinden çift olan ifadenin sonucu 10 gelmiş olabilir. Onu 2'ye böldüğüm zaman cevap 5 gelir yani tek olur. Ya da 20 gelmiş olsa buradaki işlemin sonucu sonuçta bunların tek çift olması buradaki değeri değiştirmiyor. 20 de gelebilirdi bu toplam. 20'yi mesela 2'ye böldüğümüz zaman 10 yani çift geldi. Dolayısıyla burası kesinlikle çifttir ya da tektir diyemedik. İşleminin sonucu çift sayıdır demiş. Şimdi burada zaten A ile B'nin çarp A ve B çift olduğu için bu çarpım kesinlikle çift sayı. Çift sayı ikiye böldüğümüz zaman sonuç kesinlikle çift midir, tek midir ona bakmamız lazım. Şimdi mesela burada A ve B çift zaten biri 2, biri 4 geldiğini düşünelim. ikiye böldüğümüz zaman C sayısının da tek olduğunu biliyoruz. Mesela C sayısı burada şöyle de gelmiş olabilirdi. 1 de gelebilirdi, 5 de gelebilirdi mesela. Bunları her türlü burada çarptığımız zaman buradaki değerimiz Burada sadeleştiğinde bunlar her türlü geriye kalanlarda bir tane mutlaka çift geleceği için bu teki her türlü çifte dönüştürecek. Mesela sayıyı farklı alalım. 4 aldık, 6 aldık, e, burasını 7 aldık, bölü 2 dedi. Yine aynı şekilde sadeleştirdiğimiz zaman yine burası çift geleceği için bu teki her türlü çift yapacaklar. O yüzden de bu işlemin sonucu kesinlikle çifttir diyoruz. Ve bu şekilde de cevabımız 1 ve 3 geliyor. Bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir soru arkadaşlar. Bu tarz sorular karşınıza gelebilir. 10. sorumuz ile devam edelim. Yukarıda verilen tabloda çarpma işlemi gösterilmiştir. Çarpım sonucunda oluşan 3 çarpı 3'lük sonuç tablosunda 5 tane çift sayı var. Buna göre 23 çarpı 23'lük bir tablo yapıldığında sonuç tablosunda kaç tane çift sayı bulunur? Şimdi 3 çarpı 3'lükte toplam 9 tane sayı var. Ve bunlardan iki 2'lerin olduğu, 4'ün ve 6'ların olduğu 5 tane çift sayı var. Şimdi burada geriye kalan 1, 3, 3 ve 9'a baktığımız zaman bunlar nasıl oluşmuş? 1 ile 1'in çarpımından, 3 ile aynı şekilde 1'in çarpımı ya da 1 ile 3'ün çarpımı, 3 ile 3'ün çarpımı. Yani bu geriye kalanlar aslında hep tek ve tekin çarpımı. Sonuç olarak bir tane bile çift olması o ifade çift yapacağı için çift olmama ihtimalleri nedir? Bir tek tekle tekin çarpımından tek gelecek. O zaman biz bu tamamından tekle tekin çarpımı olan tekleri yani 1, 2, 3, 4 tanesini çıkarttığımız zaman geriye kalanları bulmuş oluyoruz. O zaman aynı şekilde 23 çarpı 23'lük bir tabloda. Şimdi 23'ün yine aynı şekilde burada karesini alalım. 23 çarpı 23'lükte bu kadar sayı var. Bundan tek çarpı tek olanları çıkartalım. Şimdi kaç tane var? 1'den 23'e kadar baktığımız zaman Kaç tane tek sayı var burada? Son terim eksi ilk terim bölü 2 artı 1 diyorduk. Ve buradan 12 tane tek sayı olduğunu biliyoruz. 12 tane burada, 12 tane burada tek sayı olduğuna göre tekle tekin çarpımı olanlar 12 ile 12'nin çarpımı. Yani 12 tane tek sayı ile 12 tane tek sayı çarptığımız zaman 12'nin karesi şeklinde gelecek. Yani 12'nin karesi 144 tane de o zaman tekle tekin çarpımı olan tek sayılar var. Tamamından bunları çıkartırsak geriye de o aradığımızı bulmuş olacağız. Burasında da yine aynı şekilde işlemleri yaptığımız zaman cevabımızın buradan 385 olduğunu görüyoruz. 11. soruda x kare bir çift sayıdır demiş. Buna göre hangileri daima doğrudur? x çift sayıdır. Şimdi şöyle diyelim x kare çift bir sayıdır. Burada x karenin aslında bize daha doğrusu x'in tam sayı olup olmadığını söylemiş. Yani x tam sayı da olmayabilir. Mesela aklımıza direkt şu geliyor aslında x kare çift bir sayı ise x de o zaman çift olması lazım ki çiftin karesinden çift gelsin. Ama şöyle de olabilirdi. Mesela x karenin değeri burada 2'ye eşit olmuş olsaydı eğer ben burada her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman x değerimiz kök 2 gelecek. Sonuç olarak kök 2'nin karesi 2 yani bir çift sayıya eşit. Ama kök 2 sayısının Burada çift olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla bize eğer x bir tam sayı, çift tam sayı demiş olsaydı, evet x kesinlikle çift sayıdır derdik. Çift tam sayıdır derdik. Ama x kare sayısı bir çift sayıysa, x sayısı kök 2 gibi bir sayı gelebilirdi. Dolayısıyla çift olmak zorunda değil. Bu da yine dikkat etmemiz gereken sorular, soru tiplerinden biri arkadaşlar. x çift sayı mıdır? Daima doğrudur diyemem. x artı 3 toplamı tek sayıdır. Yine aynı şekilde burada x'in tek ya da çift olduğunu söyleyemediğimiz için Buradaki değerimizin de tek sayı olduğunu yine söyleyemeyiz. x kare artı 5. x karenin çift olduğunu biliyorum. 5 tek olduğuna göre çiftle tekin toplamı kesinlikle tek sayıdır. O yüzden 3. öncül kesinlikle doğrudur diyoruz. 12. sorumuza bakalım. x ve y birer pozitif tam sayıdır. Buna göre hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi 3x eksi 4y. Burada y ne olursa olsun biz 4'ten dolayı burasının çift olduğunu söyleriz. 3x şimdi sonucun tek olabilmesi için 3x de o zaman tek olması gerekiyor ki tek eksi çiftten cevap tek gelsin. 3x'in de tek olabilmesi için o zaman 3 zaten tek olduğu için x kesinlikle burada tek olması gerekiyor. Dolayısıyla her zaman doğrudur sormuş. x kesinlikle tek sayıdır. Y tek sayıdır demiş. Biz burada y ile ilgili herhangi bir yorum yapamayız. Sadece 4y'nin çift olduğunu biliyoruz. Y tek de olabilir, çift de olabilir. X y'den büyüktür demiş. Şimdi buraya bakalım. X'in tek olduğunu biliyoruz sadece. 3x eksi 4y. Sonuç sonuç olarak buradaki değerimiz pozitif bir değer olduğu için kat olarak da mesela x sayısı küçük bir katla, mesela y sayısı daha 3'e göre daha büyük bir katla 4 ile çarpılmış. X 3 ile çarpılmış ve sonuç pozitif gelmiş. O zaman x burada büyük bir sayı olması lazım ki 3 ile çarpılmış olsa bile. Burası büyük olsun ki büyük sayıdan küçüğü çıkarttığımız zaman cevap pozitif gelsin. O yüzden de x kesinlikle y'den büyük olmalıdır diyoruz. Ve cevabımız da 1 ve 3 geliyor. Son sorumuza da bakalım ve testimizi tamamlayalım arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrenciler yukarı çizilmiş geometrik şekillerin içine taş atarak puanlarının toplamını hesaplamak istemektedir. Birinci bölgeye atılacak her taş her taş için 1 puan. ikinci bölgeye atılacak her taş için 3 puan. Üçüncü bölgeye atılacak her bir taş için ise 4 puan alınacaktır denmiş. Buna göre A tane öğrenci üçüncü bölgeye, B tane öğrenci ikinci bölgeye ve A çarp B tane öğrenci birinci bölgeye taş attığında oyun sonunda tüm öğrencilerin puanlarının toplamı, puanları toplamının tek sayı olduğu görülmüş. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi A tane öğrenci üçüncü bölgeye atmış ve üçüncü bölgeye atan 4 puan. O zaman A tanesi bir tanesi 4 puan alıyorsa A tanesi 4A puan almış olacak. B tane öğrenci ikinci bölgeye atmış. Bir tanesi bile 3 puan alıyorsa B tane öğrenci 3B puan al. Burada 3 çarpı B puan alacak. Ve A çarpı B tane öğrenci de birinci bölgeye atmış. Birinci bölgeye atan 1 puan. Bu kadar bir tane öğrenci 1 puansa bu kadar öğrenci bunların çarpımı kadar yani A çarpı B kadar puan almış. Ve bu puanlar toplamının da tek sayı olduğu söyleniyor. Şimdi 4A burada A ne olursa olsun mutlaka çift sayı olmak zorunda. 4A'dan dolayı. Daha sonra biz A'nın ya da B'nin çift olduğunu bilmiyoruz. Şimdi burasının şöyle yorum yapabilirim. Burası çift ise toplam tek olabilmesi için bunun tamamının tek olması gerektiğini söyleriz. Şimdi burasını yazalım. 3B artı A çarpı B'nin tek olduğunu biliyoruz. Burada da şöyle yapabilirim. Mesela ikisi burada b B'ler ortak olduğu için B parantezini alsam 3 artı A'nın tek gelmesi lazım. Şimdi bunu çarpım haline getirdim ki yorum yapmam daha kolay olsun. Bu çarpımı tek olabilmesi için ikisinin de bu iki çarpanın da mutlaka tek olması gerekiyor. Ki çarpım tek gelsin. Dolayısıyla biz buradan B'nin tek olduğunu bulduk. 3 artı A için de yorum yapalım. Bunun tek olabilmesi için 3 zaten tek. A çift olmalı ki çiftle tekin toplamından cevap tek gelsin. O yüzden de A'nın çift olduğunu bulduk. Buna göre A ile B'nin toplamı tektir demiş. Çiftli tek sayının toplamı tektir. Evet birinci öncülümüz doğru. 2B A. B zaten tek ama 2 ile çarpıldığı için burası mutlaka çift geldi. A çift çiftten çifti çıkarttığım zaman cevap yine aynı şekilde çift geldi. İkinci öncülümüz de doğru. A çarpı B demiş. A ile B'nin çarpımı çift sayı. B tek sayı. 5 çarpı tek sayıdan yine tek sayı. Toplamları çiftle tekin toplamı yine tek geldiği için üçüncü öncülümüz de doğru. O yüzden de cevabımız E şıkkı gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde tek ve çift sayılarla ilgili olan birinci testimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.